Merhaba hanımlar. Bugün pırpır yöntemiyle hazırlayacağımız merdiven görünümlü, ipimizi koparmadan devam edebileceğimiz sıralı bir modelimiz var. Önce çizimimize bakalım. Evet, genelde her oyada olduğu gibi birinci sıra zürafamızı hazırlıyoruz. Daha sonra modelimizi birinci sıra hazırladığımız zürafanın üzerinden devam edeceğiz. Birinci zürafamızın içerisine düğümümüzü atıp iki tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Pırpır yaptıktan sonra bakın bu nokta noktalar geri dönüş tekniğimizi gösteriyor. İkinci hazırladığımız pırpırın üzerine geri döneceğiz. Ve burada dikkat edilmesi gereken geri döndüğümüzde ilk düğümümüzü atarken sol tarafa eğimli olarak atalım. Çünkü üzerine iki tane daha pırpır yapacağımız için şu arada bir boşluk kalmasını istiyoruz. Ve geri dönerken dikkat edeceğimiz diğer bir husus, şu dönüş ipinin bol olmaması. Yani gergin de olmaması, şu pırpırla uyumlu bir görüntü istiyoruz. Daha sonra üzerine iki pırpır yapıyoruz. İkinci pırpırımızdan tekrar üzerine geri dönüş yapıyoruz. Ve en üstte iki pırpır daha yapıyoruz. İpimizi koparmadan İki zürafa atlayıp üçüncü zürafanın içerisine pırpırlarımızı yaparak modelimizi devam ettiriyoruz. İpi koparmadan aşağıya inip devam ettiğimiz için şu iki merdiven arasının aradaki boşluğun ne dar ne de çok bol olmasını istiyoruz. Dolayısıyla ilk sıra hazırladığınız zürafa eğer ki dar bir yani iki zürafalar arası dar ise yani sık ise buraya iki zürafa değil de üç zürafa atlayıp dördüncüsüne de ikinci modelinizi yapabilirsiniz. Eğer bol ise bu mesafeyi daha da daraltabilirsiniz. Bu sizin tamamen birinci sıradaki zürafayı nasıl yaptığınızla alakalı. Evet, şimdi birlikte hazırlayalım. Bakın. Şu an biz neredeyiz arkadaşlar? Tepedeyiz. Şimdi iki zürafayı boş bırakıp üçüncü zürafaya pırpırımızı yapacağız. Evet. Bir, iki taneyi atlıyorum. Üçüncüye iğnemi geçirip ipimi aşağıya indiriyorum. Çok gergin değil. Böyle kavisli bir iniş yeterli. Sola doğru ipimi çekip düğümümü sıktırıyorum. Ve buraya bir tane pırpır yapacağım. Bazen sürekli pırpır, zürafa demekten pırpır anlatırken zürafa, zürafayı anlatırken pırpır diyebiliyorum. O yüzden kusura bakmayın. Ama ne olduğu anlaşılıyordur. İkinci pırpırımı yapıyorum. Şeklimi verdikten sonra elimle tutup düğümümü sıktıracağım. Evet, iki tane oldu. Şimdi neredeyim? Şuradayım. Geri döneceğim. İkinci yaptığım pırpırın üzerine geri dönüş yapacağım. İğnemi son yaptığım pırpıra geçiriyorum. Tekli olan ipimi iğnemin üzerine koyuyorum. İkili olan ipimle başına doluyorum. Ve bakın aşağıdan devam eden ipimin bol bırakmamak için elimi şu şekilde tutup düğümümü sol tarafa doğru yapacağım. Şu şekilde ve ona göre de sıkacağım. Evet, şu an buradayız. Yine aynı yere iğnemi geçiriyorum. Başına doluyorum iğnemin. Evet, pırpırımın büyüklüğü bu şekilde iyi. Son büyüklük şeklini verdikten sonra sıkılıyorum. Evet, aynı yere tekrar iğnemi geçiriyorum. Başına doluyorum. İkinci pırpırımı yapacağım. Evet, bu şekilde iyi. Tutuyorum ve sıkılıyorum. Bakın.
Evet, şimdi buradayız. İkinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıra için geri dönüp ikinci yaptığımız pırpırın üzerine gideceğiz. İğnemi geçirdim. Geri dönüş tekniğiyle tekli olan ipimi iğnemin üzerine koydum. İkili olan ipimi başına doluyorum. Sola doğru yine düğümü atarken aşağıdaki ipimin dümdüz olması için elimle tutuyorum ve sıkılıyorum arkadaşlar. Aynı yere tekrar iğnemi geçirdim. Başına doladım. Pırpırımın büyüklüğünü ayarlayacağım. Yavaş yapıyorum özellikle. Bu şekilde olması yeterli. Sıkıyorum. Tekrar aynı yere ikinci pırpır için. Evet, büyüklüğü bu şekilde iyi. Bakın, tutuyorum ve sıkıyorum. Bakın, merdivenimiz oluştu. Şimdi burayı tamamladık. Ne yapacağız? İki tane zürafayı boş bırakıp üçüncü zürafadan devam edeceğiz. Bir, iki, üçüncüye iğnemi geçiriyorum. İğnemin başına doluyorum. Aşağı inerken dikkat edelim. Kavisli bir ip istiyoruz. Çok düz izlenmesini istemiyoruz. Bu şekilde yeterli. Evet, düğmemi sıkıladım. Bu şekilde devam edebiliriz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. İyi seyirler.